Başladı. Öyle mi? Hı hı. Peki efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teknoloji tabi her zaman adam olmuyor. Bazen kafayı oynatıyor. Onun için birinci dersi herhalde dinleyemedi seyirciler. Önemli değil. Uzaktan talebeler inşallah veya ilim talebeleri. Bizim yoksa talebemiz olmaz. Onlar içinde bizden daha alim olanlar var. Şimdi gelelim Molla Hüsrev'in Mir'atül Usulüne. Ne demiştik? Namazı örnek alalım. Hem de sabah namazını. Yoksa hiçbir şey anlayamayız. Sabah namazının vakti namaz için bir zarftır. İki edası için şarttır. Eda bak gaza demiyor. Ve farziyeti içinde sebeptir. Öyle değil mi? Farziyeti içinde sebeptir. Şimdi ama bu sebep hangi sebep? Dert bir değil. Elvan elvan burada. Acaba ilk an mı? İlk cüz mü? Ona yetişemedik. İkinci cüz mü? İşte İmam Şafii'ye göre ilk cüz hemen başlayacak. Bizimkiler hayır. İlk sebep müsebbep meselesinden dolayı ilk cüzden hemen sonra. İşte başladığın an, sonra tüm vakit, öyle değil mi? Bütün bunları konuştuk. Ama şurada problem çıktı. Öyle değil mi? Neyde problem çıktı? Acaba bu cüzden kasıt ne? Özellikle son kısmı için geçerli bu, değil mi? Bir de tüm vakit mi? Yani şey nedir, sebep? Bunlar tartışıldı. Tüm vakit olması mümkün değil. O zaman sabah namazı çıktıktan sonra ancak namazı kılarsın. Çünkü zarf olunca öyle bir şey söyleyemezsin. Şimdi burada bir tartışma da, bu da çok önemli. Nedir tartışma? Sebebiyet acaba nerededir? Yani birinci cüzde mi, ikinci cüzde mi? Yani o başlanılan cüzde mi? Sonra son cüzde mi? İşte bura çok önemli. Son cüzse ne kadarlık bir cüz? Bize göre genelde tahrime tekbirini alacak kadar cüz sebebiyet için geçerli. Ne demek bir adam sabah namazının vakti Allahu Ekber diyecek kadar kaldığı an Müslüman olsa veya hayızdan temizlense bir kadın veya işte ne bileyim ki namaz farz olur ona. O demek öyle değil mi? Veya büluğa erse veya İmam Züfer'e göre tam farzın edası kadar bir namaz mı? Bir vakit mi? Cüzler tartışmalı. Anlatabildik mi? Veya bu da çok önemli bir hadise. Burada yeni bir problemle karşılaşacağız. Vakitler de, sebepler de iki kısma ayrılıyor. Yani nedir sebepler? Yani burada çok enteresan. Sebebi kamil, sebebi nakıs. Hocam ne demek sebebi nakıs? Bunu iyi dinleyin. Yoksa bu dersi anlayamazsınız. Sebebi kamil ne demek? Mesela sabah namazının, anlatabildim mi? Sabah namazının yani vaktine bizim kavle göre tahrime tekbiri yani iftitah tekbirini almak kadar vakit kalınca bile farz olur bize. Öyleyse tam zamanında uygun bir sebeptir bu. Buna kamil sebep diyoruz. Peki kamil olmayan ne? İşte burası da çok enteresan bir şey usulü fıkıhta. Mesela diyelim ki yani diyelim ki ikindi namazı akşam namazına 5 dakika kala Müslüman oldu adam. O 5 dakika eksik vakittir, tartışmalıdır çünkü. Yani ikindi namazının farzı dışında namaz kılmak da caiz değildir biliyorsunuz. Kaza bile caiz değil biliyorsunuz. Ancak ikindi namazının farzını kılmak. Üç vakitte biliyorsunuz namaz kılmak caiz değil. Bir güneş doğarken, birisi öğle vakti tam şey nedir? Zeval vakti. Bir de o vakit. İşte o zaman nakıs vakitte şey olmuş oluyor. Yani kaza, o farz olmuş oluyor. Acaba onu nakıs vakitte kılmak caiz mi değil mi? Yani hulasa epey bir tartışma. Anladınız mı?
Ama bunu söylemeden de dersimizi yapamayız. Yani bir şey anlaşılmaz. Yani bu tartışmayı açayım ki metni anlayalım. وَيَتَوَقَّفُ demiştik değil mi? Orada kalmıştık. وَيَتَوَقَّفُ mütevakkıftır. Yani ona bağlıdır. تَقَرُّرُهَا yani تَقَرُّرُ السَّبَبِيَّةِ o sebep olma kesinleşir manasında. Nerede fil cüz'i? O vaktin bir parçasında. Tümü. Ben yanlış söyledim. يُعْتَبَرُوا'da kaldık hocam. Nerede bu يُعْتَبَرُوا? فَيُعْتَبَرُوا. 84'te. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Ana, anama anlattınız ya. Ha, neyse. O zaman misaller veriyor burada. Anladın değil mi? Yani anlattıklarımız hiç yanlışa gitmedi. Ya aynı mana yani. Yok ileride bizim yani başladığım yer. Feyyoteberu. O zaman yani bu şeye misal verecek. Fer'e misal verecek. Anladın değil mi? Fer'e ne demek? Asıl demek, usul demek. Değil mi? Ferade furu fıkıh demek. Oradan misal verecek. Neye misal verecek? Acaba cüz-i ahirde farz olduğuna göre İmam-ı Züfer'e göre ne çıkıyor? İmam-ı diğer imamlara göre ne netice çıkıyor? Onun misalini verecek. Oğlum mübarek. Ha. Feyuteberu itibar edilir. Tefri'un ala intikali sebebiyyeti ile cüz-i ahiri. Burada ferilendirmedir. Yani fer'i bir meseleden, fıkıh meselesinden misal verme. Artık tefri'i böyle anlayacaksınız. Yani usul ve furu. Neye misal verme? Vaktin sebep oluşunun en son cüzde oluşu meselesine. Misal veriyor. Hudusul ehliyeti. Ehliyetin o anda meydana gelmesi. Niye biz bunu tartışıyoruz? Farz edelim ki bize göre tahrim tekbiri, iftitah tekbiri getirecek vakit kadar zamanda Müslüman ehliyete sahip olmuşsa, büluğa ermişse namaz farz olur. Ey ehliyeti mükellefi, yani o mükellef olan namazla veya başka şeyle mükellef olanın ehliyeti. Neyi? Li eda ima küllife bihi, yani mükellef kılındığı şeyi eda etmek için mükellef olan şahsın ehliyetinin meydana gelişi. Anlatabildim mi? İtibar edilir. Yani o vakitte itibar edilir. Mesela kel-İslami, Müslüman olmak gibi. Vel-bülûgî, bülûğa ermek. Ve-nkıta'il hayzi, hayzın kesilmesi. Ve-nehvi zâlike ve benzeri şeyler, misaller. Fihi, o son anda itibar edilir. Ey fî zâlikel cüz'i minel vakti. O son vaktin parçasında. Hatta ize esleme, Müslüman olsa. Ev-belege, bülûğa erse. Ev-tahurat fihi. Yani o anda temiz olsa kadın yecibu aleyhil kadau namazın kazası gerekir. Çünkü zaten mümkün değil. Eda geçti. Çünkü usul yap, abdest al bilmem ne mümkün değil. Ama yani bu hem İmam-ı Züfer için geçerli. Anlatabildim mi? Hem de şey için geçerli. Önemli olan sadece tarif farklı. Birisi iftitah tekbiri alınacak kadar vakit içinde bu şartlar meydana gelirse birisi de namazı eda edecek kadar. Mesela öğle namazı ise 4 rekat kılacak kadar. Güzel. Ayrıca ve yu'teberu zevaluha. Bu da çok enteresan. Yani bu ey zevalül ehliyeti fihi. Ehliyetin eydan aynı şekilde ortadan kalkışı da itibar ediliyor. Ne demek bu? Adam Müslüman. Haşa Allah korusun bizi. Veya işte çocuk. Ama tam çocuk diyorum. Nedir? Kadın. Onu misal verelim. Çünkü bülüğa ermişken tekrar bülüğden kopmak olmaz. Adam Müslüman veya kadın temiz halinde. Fakat son iftitah tekbiri alacak kadar bir vakit kaldı sabah namazı için. Kadın haiz oldu. Adam daha Allah korusun kafir oldu. Artık ona kaza gerekmez. O ehliyetin ortadan kalkışında da itibar edilir o son cüz'e. Burayı anladınız mı? Çok güzel ama bu ha. Ke'urudi mukabilati ma dükire. Yukarıda zikredilenlerin tam tersinin arız olması gibi. Zikredilenlerden kasıt ne? İslam, bülû, inkıta'ulga, hays onları kastediyor. Hatta izâ kânel mükellefu ehlen lil edâi ilâ hedel vakti. O ana kadar. Yani eda ile mükellefse, yani mükellef olan bir adam ama fezalet, ehliyet kalktıysa mesela bir encünne. Delirdi.
tam iftitah tekbiri alacak kadar zaman içinde delirdi. Veya İmam-ı Züfer'e göre namazı kılacak kadar. Ev irtedde, Allah korusun, mürted oldu. Vel iyazu billahi teala, Allah korusun da. Ev hadat veya kadın hayza girdi. La yecibu aleyhil kaza'u, kaza gerekmez. Ulan ne güzel şeyler değil mi? Ama asana hilafen lehu, ey li Züfer'e fil evveli. Birincide anlatabildim mi? İmam-ı Züfer'e muhalefet var. Nedir o? Ehliyetin hudusu meselesinde. Yani son anda olursa. Yani ne demek bu? Feinne sebebiyyete. Çünkü ona göre sebebiyet lemma lem tentakil indehu ila hadal kadri. O son ana kadar demedi o. O dedi ki bir namaz kılacak kadar miktar dedi. Anladınız değil mi? Dolayısıyla lem ya'tebir. O kabul etmemiş. El ehliyetel hadisete fihi. Son anda ortaya çıkan ehliyeti vücubu kaza için kabul etmemiş. Felem yahkum bi vücubil kadai alel ehli fihi. O son anda ehil olan adama kazanın farz olduğuna karar vermemiş. Niçin? Lienne imtina'al edai. Çünkü eda mümkün değil o anda. Anlaşıldı değil mi? Eda mümkün olacak dedi çünkü. Mümkün değil. Hatta iki rekat kılacak namaz olsa bile abdest alması lazım. Gusül lazım. Eda'nın mümkün olmasını şart koştu o. Öyle bir parça. Evcebe imtina'al kadayı. Kazanın da imkansız olduğunu gerektirdi. Fakat arefte cevabı. Cevabını öğrendin. Yukarıda biz cevap verdik. Demek ki birincide son cüz'ü İmam-ı Züfer kabul etmiyor. Peki ehliyetin ortadan kalkması son cüzde. Burada kim muhalefet? Ve hilafen lişşafi'i fissani. İkinci meselede de yani son anda ehliyetin ortadan kalkması meselesinde de İmam Şafii muhalefet ediyor. Ve keza fil evveli ala kavlin. Bir görüşe göre birincide de İmam-ı Züfer gibi muhalefet etmiş. Ve delilihu aynı delili Züfer'e. Züfer'in herhalde. Züfer'e mi yoksa? Ha, bilmiyorum. Ama Züfer'e olabilir demiş. Şimdi biz de Kemal Sunal'a dönmeyelim. Olabilir. Tencere neydi bilmem neyin kara. Neyse ne diyor. O da bazen delilik yapıyor. Biz de delilik yapmayalım. Şimdi İmam-ı Züfer'in delilinin aynısıymış. Yani yukarıda zikrettiği gerekçe. Peki İmam Şafii niye muhalefet ediyor ikinciye? İkinciyi iyi öğrenelim bak. Yani şuydu bize göre. Eğer son anda anlatabildim mi? Ehliyetin sebebi ortadan kalkarsa vücubu kada da ortadan kalkar. Öyle değil mi? Buydu. Ve emmâ veçhul hilâfi fissâni. İkinci noktada muhalefetinin gerekçesi şu. Fehuve o da şu. Enne vücubel edâi fil ibadâtil bedeniyyeti. Bedenle yapılan ibadetlerde vücubu eda, yani bir ibadetin eda edilmesi bak. Vücubu kada değil. Vücubu eda. Lemma lem tugayir indehu nefsel vücubi. Vücubun kendisine aykırı olamaz. Anlatabildim mi? Ha, lem tugayir, aykırı olamaz. Vakat vücidet fi evvelil vakti bil ittifak. İttifakla ilk anda vücubiyet kesinleşti. Vücide vücubul edai fi eydan son anda da kesinleşmiş olur. Yani baştan olduğuna göre, kesinleştiğine göre son anda mürted olması vesaire o kazanın üzerinden kalkmasına sebep olmaz veya hayza girmesi. İmam Şafii böyle diyor. O zaman fetekarrerel vacibu. Yani o farz olan şey kesinleşiyor. Fi zimmeti bi teveccühül hitabi. Sadece ekimu es salat hitabıyla yönelmesiyle vakitte girmesiyle tamamlaşıyor. Ve ba'de tekarruri kesinleştikten sonra la yezulu bi zevalil vakti bil icma. İttifakla vakit ortadan kalkmakla zail olmuyor zaten. Ama ötekiler diyor, farklı düşünüyor. Ve cevabuhu, cevabı şu. Men'u teveccühil hitabi. Kardeş, akimus salat hitabı, yani son anda, anlatabildim mi? Müslümanlıktan çıkmış bir mürtede hitap etmez ki diyor bizimkiler. Yani kabul etmiyoruz bunu diyor yani. Ve men'u tekarrüril vacibi fi zimmetti. Zimmette o farzın vacip olduğu kesinleşmesini de kabul etmiyoruz. Bu men'den kasıt şey, münazaradaki men. Fe innehu çünkü bu farziyet innema yetekarreru
kesinleşir. Bi tekarruri sebebiyeti fil vakti. Vakit içinde kesinleşmeyle olur. Eda son ana kadar devam ettiğine göre kesinleşmemiş demektir. Tamam mı? Mesele bitti. Bu esas paragraf başı bu. Mübarek adam bunu tavsiye eden bazen böyle paragrafları birbirine karıştırmış. Evet, burayı da okuyalım değil mi? Az okuduk bugün. He? Ne diyorsanız? Ha, ne diyorsunuz? Nereye kadar okuyacağız? Yani feyüfs, yani iki tane şey verecek. Füru'dan misal verecek. Çünkü bu tamamen buna bağlı. Anladınız değil mi? İkinci misali yarın okuruz. Benim kanaatim ama siz bilirsiniz. Anladınız mı? Peki. وَيَتَوَقَّفُ تَقَرُّرُهَا تَقَرُّرُ السَّبَبِيَّةِ O zaman ha özür dilerim. ثُمَّ sonra لَمَّا بَيَّنَ أَصْلَ السَّبَبِ Yani özellikle vakit nasıl sebep olurmuş? Onun aslını beyan edince, aslı derken hep tartışma. Yani cüz-i evvel mi, cüz-i saniye mi, son cüz mü, tamamı mı? O tartışmaların hepsini düşünün. اَرَادَ اَنْ يُبَيِّنَ مَا تَقَرَّرَ عَلَيْهِ السَّبَبِيَّةُ Sebebiyet kesinleşince ne olacağını açıklamaya başladı şimdi. Şimdi neler çıkacak yani fıkıhtaki hükümler. Fekale ve şöyle dedi. وَيَتَوَقَّفُ تَقَرُّرُهَا تَقَرُّرُ السَّبَبِيَّةِ Sebebiyetin kesinleşmesi bağlıdır. Neye bağlıdır? Fil cüz'i o cüz'e. Ama ne olursa olsun ilk mi? Başladıktan sonraki ikinci mi? Yoksa son mu? İftitah tekbiri kadar mı? Eda-i vacip kadar bir vakit mi? Oraları tartışma. Yani sevâ-ün kâne huvel cüz el evvele, ister ilk cüz olsun, evil cüz ellezî lâ yesavî mâ bâdehu illet tahrimete, ister iftitah tekbiri dışında yani kapsayamayacak kadar son cüz olsun, öyle değil mi? Ev mâ beynehumâ mine lezzâ veya ikisi arasındaki bütün cüzler, hangisinde namaza başladıysa o cüz sebep. Cüz derken bunu kastetti. Elif lam dedi ya, ne kastettiğini açıkladı. Dolayısıyla aletti salihi. Ha. Artık o vacibi eda etmeye başlamasına bağlı. Burası çok önemli. Hangi cüzde başlarsa orada farziyet kesinleşir. Eda-i vacip gerekir. Ey ittisali şuru'i bidalikel cüz'i yani. O vaktin bir parçasında başlamasına bağlı. Burayı anladık mı? Ama bak. Ve yetevakkafu tekarruruha. Yani sebebin nihai kesinleşmesi bağlıdır. Bak. Fil külli alentifaihi. Tüm vakit açısından tüm vaktin veya o sebebin ortadan kalkmasına bağlıdır. Yani anlatabildim. Yani burada ne demek? Ey intifai şuru'i fil vakti. Vakit içinde hiç başlanmazsa artık sebep kesinleşmiştir. Ondan sonra kaza edilecek, eda edilmese de. Sebep kesinleşti. Burayı anladınız değil mi? Yani mesela diyelim sabah namazı. Yani ilk an bize göre başlamaması lazım. İkinci anda başlayacak. Sebep müsebbep tekaddüm teahhur meselesinden dolayı. Hangi anda başlarsa o sebep sebep oluyor. Değil mi? O cüz sebep oluyor. Ama son an iftitah tekbiri kadar bir zaman olursa o oluyor. Ama bitti, hiç başlamadı. O zaman vaktin tamamı sebep oluyor. Değil mi? Artık o yani kaza yapılacak. Eda bitiyor tabii. Fe inneke çünkü sen kad arafte öğrendin ki enne sebebel asliye asıl o vacibe sebep olan şey huvel kullu. Tüm vakittir değil mi? Yani bu doğru olan o. Ama innemen tekale intikal etti bu sebep. İlel cüz'i, cüz'e intikal etti. Li daruretil münafati, aykırılık söz konusu olmaması için. Şimdi o zaman aykırılık olacak. Yani ne demek aykırılık? İyi öğrenin bunu. Eğer vaktin tamamı farziyete sebeptir dersek, o zaman vakit çıkınca namaz kılmak lazım. Münafattan kasıt o. Yani o zaman bir çelişme olacak yani. Ama biz öyle demiyoruz. Her cüz. Ama iftitah tekbiri kadar vakit kalıncaya kadar. O da bitince artık tüm vakit. فَاِذَا خَلَا عَنِ الشُّرُعِ ف۪يهِ Yani o vacibe başlamaksızın geçerse, hala boş kalırsa demek. Yani o sebep hiç farza başlamadan kalırsa, irtefaati daru, zaruret ortadan kalkar tabii.
artık kesin eda değil de, değil mi? وَتَقَرَرَ ف۪يهِ السَّبَبِيَّتُ Artık vakit sebep olur. Artık vaktin tamamı, anladınız değil mi? Yani burada zannediyorum çok anlaşıldı değil mi? Çok zor bir şey değil. İşte bu biraz zor. O kamil ve nakıs meselesini iyi anlayın. Üç vakit nakıs, öyle değil mi? Diğer vakitler kamil, bunu değerlendirin. وَيَوْتَبَرُ Aslında bu ana başlık olması lazım. İtibar edilir. Fi kemalil vacibi ve noksanihi. Vacibin de kamil veya nakıs olduğunda itibar edilir. Anlatabildim mi? Vasfa ma takarara fi sebebiyeti ve halihi. Sebebiyet, kesinleşen ve o anda içinde bulunduğu durumun özelliğine göre. Yani burayı anladık mı? Ne demek bu? Fe imkâne kamilen. Sebep kamilse, mesela tam şey, yani nedir? Akşam namazına 45 dakika kala ikindi namazı da Müslüman olmuşsan ama kılamamışsan kamil. Kânel vacibu kamilen. Anlatabildim mi? Yani vacip olan kamildir. Yani sen artık tam, yani nakıs vakitlerde kılamayacaksın onu. Burayı anladın mı? O demek yani. Ha. Ve imkâne nakısan, eğer eksik olduysa, bak bura çok önemli. Yani ne demek? Tam akşam namazına 15 dakika kala, anlatabildim mi? Müslüman olduysa bir adam, hemen gusül yapıp 5 dakika içinde, eğer tabii suyu falan varsa, imkanı varsa, o anda nakıs vakit de olsa orada namazı kılabilecek. Anladın mı? Çünkü şeye bağlı, nedir? Farziyetin tahakkuk ettiği sebebin vakıf, nakıs veya kamil oluşuna bağlı. Ha. O zaman kâne nakısan. Burayı anlatabildik mi? Anlamadınız mı? Ulan keçeller. Üç vakit var ki nakıs bunlar. Orada ne kılınmaz? Söyle bakalım, ne kılınmaz? Mesela kaza ikindi... Kaza namazı kılınmaz. Nafile kılınmaz. Hiçbir şey kılınmaz. Ben sormak istediğim soru şu hocam. Şimdi vakit nakıs derken yani sebebi kastediyoruz. Manevi sebebi. Şimdi sebepten sebep nakıs. Hayır, sebep nakıs. Çünkü o bir vakit. Ama vakit sebeplerden biri olabilir. Birçok sebep olabilir. Hayır. Yani burada namazın, şimdi sen orayı tam anlamamışsın. Bura çok önemli. İyi ki sordun. Sorun mu arkadaşlar? Mühim olan anlatmak. Bak. Vakit namazın sebebi. Anlatabildim mi? Ne demek bu? Bir adam diyelim ki geldi, tam ikindi namazını misal verelim. İkindi namazı girdi. Girdiği an artık ikindi namazı ona vacip oldu. Vacip demek farz oldu. Burada usulü fıkıhta vacip deyince farzı kabul edeceksiniz. Farz oldu. Ama başlamadı. Başladığı an farz, edanın farziyeti söz konusu. Edanın farziyeti. Yoksa yine sebep tamam. Fakat ikindi namazının vakti çıkmaya ne kadar zaman? 45 dakika mı, yarım saat mi? He? 45 dakika kala adam büluğa erdi. Yok, 45 dakika değil. Yarım saat kala büluğa erdi. Şimdi vakit namazın sebebi değil mi? Ama öyle bir anda büluğa erdi ki adam, ergenliğe erdi ki, o vakit nakıs bir vakit. Ya ne demek? Eksik. Ne demek eksik? Farz namazlar kılınamaz. Nafile namazlar kılınamaz. Acaba o anda adam yarım saat kala büluğa erdi. Hemen gusül edip, anlatabildim mi? Veyahut da abdest alıp o nakıs vakitte namazı kılabilir mi, kılamaz mı? Veya kazaya kaldığında onu nakıs vakitte kaza eder mi, edemez mi? Eder. İşte bu mesele yani. Sebepten kasıt o. Vakit sebep burada. Devam edelim. Bak misal verecek. وَيَتَّبِعُهُمَا Yani sebebin, vacibin kamil veya noksan oluşuna bağlıdır. اَتَّعْدِيَتُ Yani namaza eda etme. Ey te'diyetül vacibi kemalen ve noksanen. Acaba vacip olan farz namazı, mesela burada farz namaz, kamil olarak mı eda edeceğim? Yani ne demek, ben yarım saat kala akşam namazına büluğa erdim. Yahu vakit nakıstır. Ben yani bunu, hayır. Şu, o anda nakıs vakitte farz olduğu için sana o anda kılabilirsin. Anlatabildim. Ev ve noksanı, noksanlık.
Yani enne ma vecebe kamilen la yuedda nakısan. İşte bura. Eğer sen, işte bura önemli, kamil olarak bir şey vacip olduysa, nakıs olarak, nakıs vakitlerde eda edilmez. وَمَا وَجَبَ نَاقِسًا يُؤَدَّى نَاقِسًا. Ama nakıs vakitlerde, nakıs dediğim manevi açıdan, üç vakitte namaz kılmayın buyuruyor. Yani bu şey, sabit olan bir şer'i hüküm. Yani ikindi namazının kazası dışında diyor. يُؤَدَّى نَاقِسًا, nakıs olarak eda edilir. فَلَا يُقْتَى, işte buna misal veriyor. İki tane örnek verecek, yoksa anlaşılmaz. Kaza edilmez. Tefri'un. Bu fer'i bir meseleyi zikretmek. Yani fıkıhtan misal verme. Ala ennema vecebe kamilen la yuedda nakısan. Kamil vakitte farz olan bir şey nakıs vakitte eda edilmez. Ey izâ lem yueddi nakısan ma vecebe kamilen. Allah Allah. Kamil olarak farz olanı nakıs olarak eda etmediği zaman fela yukta, anlatabildim, artık o kaza edilmez. El asru fil vaktin nakısı min el evkati selaseti. Yani eksik vakitte, yani ikindi namazı eksik vakitte, üç tane vakit bu, onlardan birinde ne yapılmaz? Kaza edilmez. Bura çok önemli. Bak. Şimdi. Güzel kardeşim, burayı iyi dinleyin. Anlatabildim mi? Burayı iyi dinleyin. Yoksa başımız sıkıntıya girer. Anlatabildim mi? Yoksa başımız sıkıntıya girer. Şimdi düşünün, bir adam normal ikindi okudu, namaz kendisine farz oldu. Tam normal vakittir. Normal derken kamil vakittir manevi açıdan. İslam'ın yasakladığı demeyelim de hoş görmediği üç vakitten biri değildir. Buna kamil vakit diyoruz. Kamil vakitte eda farz oldu. Ama adam namazı kılmadı. Kaldı 45 dakika. Nakıs vakte geldi. O nakıs vakitte de, anlatabildim mi? Şey yapmadı. Nedir? Edayı yapamadı. Çünkü sadece ikindi namazının kılınması caiz değil mi? O ikindiye, yani akşam namazına şey, orada da kılmadı. Şimdi o zaman ne derler ona? Orada da eda etmedi. Eksik olarak eda etmiş olacaktı. Anladınız değil mi? Eksik olarak eda etmiş olacaktı. Eğer son 45 dakikada kılsaydı, eksik edaydı o. Yani eksik vakitte eda diyoruz biz ona. Yine eda. Ama yine şey olmadı. Tam o yarım saat kala büyüğe erdi. Biz onu misal verelim. Normal bir insanı değil. Ha, işte o yarım saat içinde büyüğe eren adam eda edemedi. Ama eksik vakitte farz oldu o. Öyle değil mi? O zaman eksik vakitte kaza edilmez. Bak, eda edilir. Ama kaza edilmez. Mesela ikindi vakti, yani daha önceden üzerine kaza kalmışsa, anlatabildim mi? Yani eksik vakitte farz olmuş olsa bile, eksik vakitte eda edememiş olsa bile, onu nakıs vakitte kaza edemez. Burası çok önemli ha. Yani bakın, kaza da kılınamıyor ha. Mesela aynı günün ikindi namazının eksik vakitte edası caiz. Ama kaza caiz değil. Eksik vakitte kaza ona gerekmiş olsa bile, vacip olmuş olsa bile. Bura önemli. Mine levkati selateti, üç vakitten biri. Yani vaktat tulu'i, güneşin doğuşu anı, vel gurubi, batış anı, vel istivai, tam istiva. İstiva ne demek? Zeval vakti. لِأَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ, çünkü ikindi namazının vakti. اِذَا خَرَجَ, çıksa bir adamın üzerinden. خَالِيَنْ اَنِ الشُّرُعِ ف۪يهِ, yani başlamadan çıksa, boş olarak çıksa, namaza başlamadı, eda yok. كَانَ السَّبَبُ كُلَّهُ لِمَا سَبَقَ, yukarıda geçen gerekçe sebebiyle bütün ikindi namazı ne olur? Sebep olur.
Ve huve kamilun. Bütün olunca kamil olur. Öyle değil mi? Ama la nuksane fihi nefsi. Bizzat bir noksanlık yok orada. لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ التَّشَبُّهِ بِعِبَادَةِ الشَّمْسِ. Yoksa güneşe tapmak gibi bir benzerlik söz konusu değil. Çünkü tüm vakit ona ne oldu? Tüm vakit ona ikindi namazının farz olmasına sebep oldu. Kamil bir vakit. Ama tam o nakıs vakitte Müslüman olduysa onu kastedecek. فَاِنَّ عَبَدَتَهَا. Güneşe kulluk edenler يَعْبُدُونَا فِي هَذِي الْاَوْقَاتِ. Bu üç vakitte ibadet ediyorlarmış güneşe. فَاِذَا خَرَجَ بِلَا عِبَادَةٍ ف۪يهِ. Tam vakit içinde, ikindi namazının tam vakti içinde ibadet etmeden çıkarsa لَا يَحْسُلُ ذَٰلِكَ. O noksan bulaşmaz buna. Eda şey olur yani vacip tam kamil olur. فِيمَا يَجِبُ ف۪يهِ يَجِبُ كَامِلًا. O zaman kamil olan olarak vacip olan kamil olarak eda edilir. فَلَا يُؤَدَّى نَاقِسًا. Nakıs vakitlerde eda edilmez. Yani o gün kılabilirsin. O istisna. Anladın değil mi? Ama diğer zamanların o üç vaktinde kazayı kılamazsın. İkindinin kazasını da kılamazsın. فَلَا يُقْضَى الْعَصْرُ. Asır, ikindi namazının kazası asla yapılmaz. فِي وَاحِدٍ مِنْهَا. Bu üç vakitten birinde. كَمَا لَا يُقْضَى غَيْرُهُ اَيْضًا ف۪يهِ. Diğerlerinin de kazası yapılmadığı gibi. Şimdi burada neden böyle dedi? Şunun için şöyle dedi. İki satır kaldı, bitti dersimiz. Yani biliyorsun normalde bir adam Müslüman ama ikindi namazına da vaktinde girdi. Namazı kılmadı. Bak bekledi. Artık namaz ona kamilen farz. Kamil vakitte farz oldu. Ama noksan vakitte kılabilir onu. Anlatabildim mi? Noksan vakitte. O zaman edayı nakıs olur. Yani eda fil vaktin nakıs olur. Sadece ikindi namazının farzını kılmaya müsaade var. Ama hiç kılmadı. O zaman vaktin tamamı kamil olarak ona sebep teşkil eder. Bu sebeple ikindi namazının kazasını da bu üç vakitten birinde yapamaz. فَنْدَفَ بِعَهَدَ التَّقْرِيرِ مَا يُقَالُ. Şöyle iddia, şu yapılan iddia, bu yapılan izahla bertaraf olmuştur. Neymiş iddia? İnne sebep ve huve küllül vakti. Allah Allah. Bütün vakittir iddiasında bulunanlar var. Halbuki biz öyle demedik. Bitince vakit bütün vakit olur dedik. Hatırlarsınız. O zaman nakısun li nuksanil badi. Vaktin bir kısmı eksikse sebep eksiktir diyen iddia edenler var. Yok, doğru değil. Feyenbeği en yecuzel kadâ'u fil nakısı. O zaman ikindi namazının kazasını nakıs vakitte yapmak caizdir diyenler var. Hayır, böyle bir iddia doğru değil. Ayrıca وَلَا حَاجَةَ اِلَا اَنْ يُقَالَ. Şöyle demeye de ihtiyaç yok. اِنَّ الْاَزَّاءَ السَّخ۪يخَةَ اَكْسَرُ. Efendim tüm vakti düşünürseniz, şimdi ikindi namazının vaktini düşün. Kaç dakika var mesela? 2,5 saat. Öyle değil mi? 2,5 saat. Sahih cüzler fazla. Son 45 dakika eksik. فَيَجِبُ الْقَدَاءُ كَامِلًا. Kazanın tam vakitte yapılması lazım. تَرْجِيهًا لِلْاَكْفَرِ السَّحِيهِ. Sağlam olan, kamil olan çoğunluğa göre. لَا عَلَى الْاَقَلِّ الْفَاسِدِ. Yoksa az olan, yani nakıs vakte göre değil. Anladın değil mi bunu? Yani bir adam mesela diyelim ki, bir görüş de öyle ama hiç doğru değil bu görüş. Adam diyor ikindi namazı geldi, kılmadı. Anlatabildim mi? Tüm vakit geçti. Şimdi diyor 2,5 saatin 45 dakikası nakıs vakit. Yani fasit olan vakit. Ama diğeri kamil vakit. Çoğunluk kamildir. Öyleyse çoğunluğa uymak lazım. Kamil olarak kaza etmek lazım. Veya sonradan diyor. Bu görüşe de diyor söylemeye gerek kalmadı. Geldik ikinci misale. Yine bu şey meselesi. Ama yarın okuyacağız. Yoksa bugün hafadan Allah beynimizde bir sıkıntı oluyor.